Şimdi bize Arefe günü gelince birçok dinleyicimiz arayacaklar. Diyecekler ki hani bir gün sonra keseceğiz ya kurbanı. Hı hı. İhtiyaten. Bugün biz işte bin ihlas okuyacak mıyız? Veya işte bayramı birinci günü olarak takvimde geçen günde mi okuyacağız? Madem bugün Arefe gibi sorular gelecek. Şöyle bir formül acaba uygun olur mu? Bayramı birinci gün, takvimde bildirilen gün yaparız ama kurbanı ikinci gün kesmemiz daha iyi olur. O öyle yani, zaten. Öyle midir? Kitaplarda öyle yazıyor zaten. Biz o hesapla bulunan günde, Arefe gününde bin ihlasımızı okuruz. O gün orucumuzu da tutarız da. Ama bayram birinci günü efendim ihtiyatla hareket ederiz diye o gün şey yapmak, yani oruç tutmaya kalkmak o fitnedir. Olmaz o, caiz değil. Onu da ehl-i sünnet halinde sıkı sıkıya kapatmışlar. Biz niye ikinci gün kesiyoruz? Niye ihtiyaten Arefe günü vakfe için Arafat'a çıkartılanlar ikinci günü? Orada farz bir ibadet, burada vacip bir ibadet var. O ibadet boşa gitmez. Senede bir kere geliyor. Onu kurtarmak için uğraşıyorum ben. Bunun için yazmışlar onu. Ama ben bin ihlası Arefe günü okudum da bayram günü müsait oldu bir de oku. İkinci gün bir daha oku. Üçüncü gün bir daha oku. Her gün oku. Allah-u Teala mübarek etsin. Farz değil, vacip değil o. Orada onun kurtarılması durumu söz konusu değil. Ben kurbanımı kurtaracağım. Çünkü eğer bir gün önce yani bayram girmeden önce ben kesecek olursam kurbanımı gitti, boşa gitti. Ve mahşer günü önüme koyacaklar. Diyecekler sen bu bilgilere sahiptin. Burada hassas davranmadın. O gün de aynı şekilde bayram değildi. Kurbanın olmadı. Önüne koydular. Nasıl telafi edeceksin? Ve sen bir de bunu duymuştun. Evet bir de bunu duymuştun. Nasıl telafi edeceksin? Ha diyeceksin ki efendim dağda yaşıyor, çölde yaşıyor, bilemiyor. Adam takvim makvim falan da yok. Hilale baktı, ona göre yaptı falan. Kendine göre bildirileriyle uyguladı. Yanlış da oldu. Allah-u Teala onunkini kabul ediyor. Onunkini kabul ediyor. Niye? Cenab-ı Hak takatın üstünde yüklemek sukunla. Yanlış yapsa bile. Hatta öyle bilgiler var ki hava kapalı, zifiri karanlık, şey de yok, bulut da var, ay da yok, hilal de yok, yıldız da yok. Yön de bulamıyor. Adam da şaşırdı yönünü. Namaz kılacak. Kabe'nin tam tersine sırtı Kabe'ye gelecek şekilde bu taraf, bu taraftı, ben bu taraftan geldiğim öyle, bu taraf dedi, döndü. Bu taraf dedi, döndü ve namazını da kıldı. Oldu buyuruyorlar. Daha sonra kıblenin ters tarafta olduğunu bilse, öğrense iade etmez buyuruluyor. O namaz oldu artık. O namaz oldu. Benim başıma geldi. Ya güpegündüz ilk tayinim. Konya'dan çıktık. Balıkesir Gönen'e. Gönemer Sifettin İstitüsü'ne tayindi. Hava kapalıydı. Mart ayıydı. Şimdi Balıkesir'in doğusunda kalıyor şey. Konya. Ben o şekilde düşünüyorum. Ama biz Gönen'e hep böyle Konya'dan geldiğimiz gibi girdiğimiz zannettim. Yani dümdüz girdik ya. Öyle zannettim. Öyle değilmiş meğer. Biz tam tersinden girmişiz falan. Girdim baktım. Allah Allah. Kendime göre bir yön tayin ediyorum. Hava kapalı. Güneşi görmüyorum. Ayı görmüyorum. Bilmediğim bir mekan. Bakıyorum bakıyorum. Kimseye de bir şey söyleyemiyorum. Camilere bakıyorum. Bu caminin kıblesi yanlış. Ana bu da yanlış. Bunun hepsi yanlış. Öyle düşündüm. Sonra güneş açınca Allah Allah. Sonra haritayı açtım. Meğer biz tam... Güneş de yanlış doğuyor falan. Güneş de yanlış doğuyor. O aşamaya gelmişsiniz. Şaşırmış yani. O da şaşırmış. İnsanın başına gelebilir. Hani bazılar diyebilir. Ya nerede sizin o verdiğiniz misaller olur mu? Vallahi benim başıma geldi. Yani hem de gündüz geldiğim halde hava kapalıydı. Gece de kapalı, gündüz de kapalı. Birkaç gün güneşte görmeyince... şaşırdım dedim. Hani ya oradaki insanlara bile aman dedim bunların hepsi dedim camileri yanlış kıbleye doğru çevirmişler falan kıbleleri yanlış diye düşündüm de insanın başına gelebilir. İşte öyle durumlarda tam tersine dursam bile mesela diyelim ki gittim ben namaz vakti geldi geliş istikametime göre hesap ettim. Araştırdım. Biraz. Araştırdım. Etrafımda bulunduğum diyelim evimin tuttuğum evin etrafında cami de yok. Soracak kimse de bulamadım. Tuttum yanlış kıldım. Bir hafta sonra öğrendim. Bir hafta yanlış yere namaz kıldım ben. Tam tersi istikametine. Ne oldu şimdi? İade edilmez buyuruyor. İade edilmez. Yani insanların haline ve durumu. Ama sen biliyorsun bile bile. Ya baş versen de ya öyle diyor ama falan. Bir şey duyduğun zaman ihtiyatla hareket etmen lazım. Onun için İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri buyuruyorlar ki yalancılığıyla maruf olan, tanınan, bilinen bir kimse tehlikeli bir haber getirdiği zaman akıllılar tedbirli hareket eder. Ya bu yalan söylüyor zaten. Ya, sel geliyor ondan sonra yangın var falan diye. Baş versen de yalancı bu. Demezler. İhtiyatla hareket ederler. Kalkar sağına soluna bakar. Bir duman var mı? Koku var mı? Ya dışarıda yağmur yağdı mı? Sel gelme tehlikesi var mı?
İhtiyatla hareket eder. Gerekirse dere yatağındaysa ihtiyaten o anda orayı terk eder. Ya yalancının sözüne inandık da olsun, ihtiyatla hareket etti, bir şey kaybetmedi ki. Biz de yalancı değil, ehl-i sünnet alimleri buyuruyor bunu. Yani ihtiyatla hareket edin diye. Ben kurbanımı niye zayi edeyim ki? Niye haccımı zayi edeyim ki? Baktım göremedim, edemedim. Ha, itimat ettiğim kimseler de yok, göremedik dediler. Yok, o zaman aynı şekilde Arefe günü bir gün daha çıkarım. Geçen gün bir tanesi aradı. Ben dedi hep dedi radyoyu dinliyorum, bir genç. Hacca gidiyorum dedi. Sizden dedi şey yaptım, o Tamim-i Hasadit Ebini kitabında aldım, okudum. Kafama koydum dedi. Çünkü dedi ömrümde bir defa hacca gidiyorum ben dedi. Velev ki dedi, yani Arefe günü tam isabet etse bile dedi, hocam ben dedi ertesi gün tekrar çıkacağım. Çık dedim, bir kaybım olur mu? Olmaz dedim. Olmaz. Ha. Tekrar çıkacağım dedi. Yani şu hoşuma gitti, din gayreti. Ben ibadet yapıyorum. Ben bu ibadetim zayi olmasın. Yani birinci sıraya koyuyor bunu. Şimdi bakıyorsun ikinci, üçüncü sırada, ya olursa olur, olmazsa çamur suyu der gibi bir haller var. O zaman mahşer günü de mizanın başına gelince melekler diyecek ki sen dünyada olursa olur, olmazsa çamur suyu dedin. Çamur suyu seninkiler, o da cehenneme götürüyor, güle güle diyecektir. Bitti. Kim kurtaracak seni? Hiç kimse. Hiç kimse. Ne anan, ne baban, ne hoca zannettiğin o kimseler, onlar da seninle beraber gidecekler. O zaman ağlarsın, feryat edersin. Ya ben bir düşüneyim, hatta kafirler diyeceklermiş. Bize izin verin, bizi dünyaya gönderin, cehenneme gidince. Biz dünyada işte başımızı secdeden kaldırmayız artık diye. Cehennemdeki melekler derlermiş ki, be ahmaklar, oradan geldiniz ya. Ya verecek cevap bu. Hepsi yazılmış. Öyleyse herkes aklı başına alması lazım.